Geçmiş olsun Boran'a. Boran'a. Telefon kartı. Hadi ver çantanı takalım. Eskisine ne oldu ki? Bir şey yok. Yeni numara kullanacağım artık. Ben takayım. Ya oğlum sen karışma, otur geç. Bozacağım. Ben mi ana? Ben mi bozacağım? Çarptırma bir tane ağzına. Otur şurada. Al bakalım. Sen tak. Bozacakmışım. Allah Allah. Ya ben bunu niye yanıma aldım ki? Kalaydı babasına. Salam. Abla. Kızım ne oldu? Kızım dur, sakin ol, sakin ol. Derin derin solukla sen. Doktor nerede? Doktor bey. Anne. Kızım dur sakin ol. İyiyim. Soluk. Soluk. İyiyim. Kaç el ateş ettiğini hatırlıyor musun? Üçer. Neden peki? Bildiğim kadarıyla siz amca çocuklarısınız. Engel olmak için. Neye? Sıla'yı. Yani karımı öldürmek istiyordu. Tansiyon çok düşük. Bir komplikasyon olursa burada müdahale edemeyiz. İnmek zorundayız. Hayır, inmeyeceğiz. Sulan, doktor bey sözünü dinleyelim yavrum. Anne, ben uçağım inerken her şeyi göze aldım. İnmeyeceğiz. Sıla Hanım, bu işin şakası yok. Durum ciddi. Bu koşullarda sorumluluk alamam. Niye buradasınız o zaman? Bakın, doğum her an gerçekleşebilir. Vakit kaybediyoruz. Ne gerekiyorsa burada yapın. İnelim kızım, kurban olayım, inelim. Anlamıyorsun. İnmezsek hem sizin hem bebeğin hayatı tehlikeye girebilir. Kızım aklını mı kaçırdın sen? Bebeği de mi düşünmüyor? Yapma anne. Yani karın gitti, sen burada kaldın öyle mi Boran? Öyle gerekti. Nereye gitti peki? Bilmiyorum. Emin misin Boran'a? Bilmiyorum. Sancılar sıklaştı. Doğum başlamak üzere. Nabzı gittikçe düşüyor. İnmek zorundayız. İnmeyeceğiz. Doktor bey, söyleyin pilota inelim. Bu uçak inmeyecek. Ablam ne dediyse olacak. Sen sus, karışma, otur şuraya. Anne. Anne. Sıla. Abla. Kendine gel yavrum. Doktor bey ne oldu? Sıla. Sıla kurban olayım, aç gözünü. Doktor bey, söyleyin pilota inelim. En yakın yere inelim. Abla. Ey Celil Efendi, koskoca ev sana kaldı. Bakalım ne yapacaksın? Dolaştır şimdi bütün odaları. Baba. Çok şükür hepsini sağ salim gönderdim kızım. Rahatça gittiler. Ya ne ağlıyorsun şimdi? Güle güle gittiler, güle güle gelecekler. Telaşa gerek var mı? Abi. Ne olmuş abinin?
Cihan'ı vurmuş. Ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Müsaaden olursa bir diyeceğim var. Ne diyeceğin Ahmet Ağa? Müsaade senindir. Hepinizin de bildiği gibi aşiretimiz bu topraklarda can buldu. Babalarımız, dedelerimiz yıllarca bu topraklarda yaşadı. İyi kötü günlerimiz oldu. Bazen ayrı düştük, kavgalar ettik. Lakin hiçbir vakit düşman olmadık birbirimize. El sıkıştık, helalleştik. Diyeceğim odur ki Firuze Ağam, Zinar Ağa ile arandaki dargınlık bizi üzmektedir. Öyle değil mi ağalar? Evet. Firuze abi burada mı? Çıkla, ne oldu? Zinar aile aramızda bazı meselelerin olduğu doğrudur. Biliyorsunuz aşiretten de çıkarıldılar. Lakin kendisi benim kardeşimdir. Aramızda husumet olamaz. Firuze ağam, müsaade varsa... Ne oldu Harun? Cihan ağam... vuruldu. Ne diyorsun oğlum? Kim vurdu? Boran ağa vurdu. Boran ağa. Ağam. Ağam, ilacını getireyim ben hemen. Ağam, otur. Otur hele. Arkadaşlar siz vakayı hazırlayın, ben hemen geliyorum. Tamam hocam. Buyurun. Abimi kurtar. Elimizden geleni yapacağız. Yetmez doktor. Fazlasını yapacaksın. Kurtaracaksın onu. Eğer ona bir şey olursa hastaneyi başına yakarım, anladın mı? Lütfen sakin olun. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Anladım. Ama keşke bu duruma gelmeseydi. Geldi işte. Kolay değil bir... Dur. Gel. Nedir durum? Haber alabildiniz mi? Ameliyatı almışlar amiri. Ama durumu kritikmiş. Peki gelişmelerden beni bilgilendir. Emredersiniz. İnşallah kurtulur. Binalar. Cihan nerede? Oğlum nasıl? İyi mi? Ha? Değil. Ama merak etme baba. Abim düzelecek. Bunu yapanlar da hesabını ödeyecek. Yakasını bırakmayacağım onların. Sus. Şimdi yeri değil bunlar. Doktor ne dedi? Onu söyle bana. Yarası ağır baba. Ameliyatı aldılar ama kimse bir şey söylemiyor. Korkulacak bir şey yok. Ultrasonda her şey normal. Bebek hazır. Sizi doğuma alabiliriz. Anne. Anne çok korkuyorum. Korkma. Korkma. Korkma yavrum.
Sana korkma diyorum ya. Ben bilmem mi? Sana gebeyken sancım gece yarısı tuttuydu. Hastane uzak. Yolda giderken aklımdan bin türlü düşünce geçiyor. Bir yandan diyorum ki Allah'ım bir an önce doğsa. Sonra korkudan içim titriyor. Keşke hiç doğmasa diyorum. Hep içimde kalsa onu korusam. Sen o akıllı baban da durumu anlamış. Aklı sıra beni oyalayacak. Aman sılan bir başladı konuşmaya artık ne ipe sapa gelir şeyler. Derken tam sıra askerlik anılarına geldi. Derin derin nefes alıyorum haydi. Ben ağlamaya bir başladım. Seninki bir şaşırdı, bir şaşırdı. Sınam ağlama kuzum, ağlama geçecek. Babam senin yanındaymış. Ağlama. Ben ne yaptım? Çocuğumu doğuracağım, Burhan yanımda yok. Ben de onun yanında olmak istiyorum anne. Sınam ağlama yok. Anne. Ben nerede yanlış yaptım? Ya bir daha onu göremezsem? Korkma kuzum. Korkmasın. Her şey güzel olacak Sılam. Hadi sen derin derin nefes al. Aa, yok öyle ağlamak. Hadi bakalım. Doğumhaneye gidiyoruz küçük hanım. Anne. Dokusun. Hadi yavrum. Hadi ben buradayım. Korkma. Anne. Sılam. Korkma yavrum. Bak ben yanında. Emin de yanında. Her şey güzel olacak kuzum. Hadi bir an önce doğru da gel bebeğimsin. Sakın korkma. Sınav. Hadi yavrum Allah'a emanet ol. Allah. Sen kızıma yardım et. Ve yavrumu. Bir an önce kurtar onu. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abay. Burhan ağam nasıl? Durumu nedir? Bir haber var mı? İfadesini alıyorlar Celil Efendi. Bekleyeceğiz. E Cihan? Cihan ameliyat almışlar. Durumu kritikmiş. Engellemek için arabam ile önlerini kestim. Cihan arabasından indi, elinde silah vardı. Sen ağasın ama bu topraklardaki diğer insanlar gibi hükmüne razı olacaksın. Bunu daha önce yapmadığım için o kadar pişmanım. Ben aşiretim, ben töreyim. Bana silah çekemezsin. Sen bunu çoktan hak ettin Cihan. Bu oğlumla karım için. Bu da Muharrem ve Mesude için. Abi! Abi! Olsun. Hala ağlıyor musun sen? Bak tansiyonun düzeldi. Her şey yolunda. Birazdan bebeğini alacaksın koynuna. Bir terslik var. Ne oldu? Benim bir sancım yok. Doktoru çağırın. Sen çıkalım biraz hava al. Zinar. Sen çık abi. Ben burada bekleyeceğim. Peki nasıl istersen kardeşim.
abi. Ciğerim yanıyor. Oğlum orada ölüyor. Ben burada. Su getireyim mi? Yok, bir şeyim yok. Sağ ol. İyisin de gel. Sağ ol. Baba. İyiyim. Biraz bakar mısın? Karakoldan aradılar. İfademi alacaklarmış. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Doğruyu söyleyeceğim. Çekti vurdu diyeceğim, tıkacaklar içeri. Ama sen merak etme. Hapiste de olsa peşini bırakmayacağım, yakasına yapışacağım Boran Ağa'nın. Dilaver. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Dua edeceksin şimdi. Dua et abin iyi olsun. Başka da bir şey düşünme. Kimseye bulaşma. İyi de baba. Dilaver. Kimseye bulaşma dedim. Peki baba. Doğum başlamış. Bir terslik mi var? Benim hiç sancım yok. Ya bebeğime bir şey olursa? Şimdilik iyi. Telaşlanmanıza gerek yok. Gerekirse sezaryenle alacağız. Siz şimdi gevşemeye çalışın. Hemşire hanım, hastanın yanında kalın. Ben ameliyathaneyi hazırlatayım. Allah bebeğime ne olur bir şey olmasın. Şşş. Hadi canım, gevşe. Güzel şeyler düşün. Nefes al. Aferin işte böyle. Korkma, her şey iyi olacak. Yapabilirsin. Sevdiklerini düşün. Seni seviyorum. Oh. Aferin sana. İşte böyle. Evet. Esma. Geldik canım. Bak Esma. Başka çaren yok. Aldırmak zorundasın. Evet. Bu bebeği ne kadar istediğini biliyorum Esma. Ama Cihan istemiyor. Üstelik hala evlisin biliyorsun. Burhan'a ne diyeceksin? Ve bu şekilde öğrenirse ne kadar kötü olacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hadi o zaman. Doktor bizi bekliyor.
Ben hayatım boyunca bir bebeğim olmasını çok istedim. Burhan'la da bu yüzden evlendim aslında, biliyor musun? Ama olmadı. Önceleri çok üzülmüştüm. Şimdi şükrediyorum olmadığına. Çünkü Burhan'ı hiçbir zaman sevmedim. Ama bu çok farklı. Anlıyor musun Özlem? Karnımda sevdiğim adamın bebeğini taşıyorum. Benim bebeğim. Hayatta en çok istediğim şey. Aldıramazdım. Yapamadım. Anlıyor musun? Peki Burhan ne olacak? Merak etme. Bu işe bir son vereceğim artık. Herkes tetikte olsun. Bunların sağ solu belli olmaz. Şivan, abisi can çekişiyor. Şimdi bize sakin olmak düşer. Ne olursa olsun karşılık verilmeyecek. Tamam mı? Tamam. Çek şu. Sanma ki bir yaptıklarınız yanınıza kalacak. Senin de, ağanın da, soysuzların da sonu bellidir. Hiçbirinizi yaşatmayacağım bu topraklarda, dünyayı dar edeceğim. Anladın mı Celil Efendi? Zaten canım burnumda. Git bırak onu çabuk yerine. Ya oğlum bırak, bozacağım. Yana bir dakika, babamı arayacağım. Doğru, telaştan unutmuşum oğlum. Haydi ara babanı. Alo. Celil. Bedar sen misin? Ne yaptınız, vardınız mı? Biz gidemedik. Sıla'nın aniden sancısı tuttu, mecbur iniş yaptık. Batman'dayız şimdi. Ya sen ne diyorsun ha? Hepiniz iyisiniz değil mi? Sıla nasıl, iyi mi? Vallahi bilemiyorum, iyi miyiz kötü müyüz? Kuzum hala içeride. Yahu. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Siz orada kaldınız öyle tek başınıza Bedar ya. Yok canım. O kadar da telaşlanma artık, ben yanlarındayım. Hele şu olan bir hayırlısıyla da olsun. Bedar, neresi orası? Neredeyiz dediniz? Batman, Batman. Hastanedeyiz. Ha, iyi, çok iyi. Ya Celil, sen aklını kaçırdın. Bunun neresi güzel? Sen şaşırdın. Gözünüz aydın. Aslan gibi bir oğlan doğdu. Doğdu. Ana. Oh Allah'ım. Sana günler olsun. Hemşire hanım, kızım iyi mi? Annenin durumu da gayet iyi. Tekrar gözünüz aydın. Sağ olun. Allah'ıma şükürler olsun. Celil, alo, duydun? He, duydum. Sevinmedin. Ya sevinmez olur muyum ya? Şaşırdım, elim ayağım dolaştı Bedar. Kim? Ha, biz iyiyiz, iyiyiz. Merak etme sen bizi Bedar. Her şey yolunda burada. Bedar, orada olduğunuzu kimse bilmesin, tamam mı? Çok dikkatli olun. Allah Allah. Ya Celil, bir terslik var. Her şey yolunda orada. Bedar, sen benim dediklerimi dinle, tamam mı? O kadar. İyi peki, tamam. Allah Allah, al kapat. Ne olmuş ana? Oğlum ne bileyim ben, bir bilsem. Çok şükür canım ya Rabbi.
bebeğimiz maşallah çok sağlıklı. Geçmiş olsun ağam. Ağam nasılsın? Geçmiş olsun ağam. Sağ ol baba. Sıla iyi mi? İyi ağam, merak etmeyin. Sonuçlarına kadar şehir dışına çıkmazsanız iyi olur. Tamam, çıkmaz. Boran Ağa'yı savcılığa götürdüler. Götürsünler, taksınlar içeri. Orada teker teker ailesinin ölüm haberini alacak. Bakalım o zaman ne yapacak Boran Ağa. Ağam, sana bir diyeceğim vardır. Bu Celil bir şeyler karıştırıyor galiba. Biraz önce telefonda biriyle konuşuyordu. Kiminle konuştuğunu anlayamadım ama pek heyecanlandı. Sonra onu dinlediğimi fark edince el ayağı birbirine dolandı. Güzel. Peşinden ayrılma. Gözün üstünde olsun. Bu Şivan'la abayın da arkasında bir adam takın. Buranın attığı her adından haberim olacak. Doktor bey, durum nedir? Oğlum nasıl? Bakın zor bir ameliyat oldu. Ama merak etmeyin, ameliyat başarılıydı, iyi geçti. İyileşecek değil mi? Bir süre bekleyeceğiz. Ne demek bu? Nasıl? Oğlum ha? Onu bir süre yoğun bakımda tutmamız gerekecek. İyileşecek ama değil mi? Bakın kesin bir şey söyleyemem. Elimizden geleni yaptık. Ama hala hayati tehlikesi var. Durumu önümüzdeki birkaç gün içerisinde netlik kazanır. Üzgünüm ama şu anda beklemekten başka çaremiz yok. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Boran'dan bir haber var mı? Hapse atacaklar der mi? Benim sözümü dinleseydiniz bunların hiçbiri gelmezdi başımıza. Bunların hepsi o uğursuz Sıla'nın yüzünden. Başlama yine. Oğlumu ateşler dertler içerisine koydu gitti. Bunda sizin de suçunuz var. Göz yumduğunuz için. Hiç kimsenin bir şeye göz yumduğu yok. Karışma sen. Her şeyin bir zamanı var. Thank you.
Hoş gelmiş sana. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olasın. Sağ ol. Abi böyle buyur ağam. Bakalım anneanneye. Aferin sana. Ay maşallah, maşallah. Tebrikler, Allah bağışlasın. Bedira, yavrum. Abla, baksana ne güzel bakıyor. Beni görüyor değil mi? Ya, et kadar bebek nasıl görecek seni sen de? Oh. Ay, yazılım. Bak bunun burnu aynı sen. Gözleri de aynı babası değil. Üzülme güzel kızım. Üzülme yavrum. Babası da bir gün gelip elbet görecek oğlunu. Görecek o. Taze demlendi. Sağ ol. Senin adın ne? Zeynel ağam. Dediğin gibi ağam. Tamam. Sağ olasın. Baş gözsün ağam. Yengel seni eve bıraksınlar. Yenge. Ne oldu? Cihan'a bir şey mi oldu? Yok yenge, bir şey yok. Ben gece buradayım. Hadi sen eve git, sabah gelirsin. Gitmem. Sen bilirsin. Hasta yakın mısınız? Evet. Durumu nasıl, iyi mi? Yok, durumu aynı. Ben bunları bırakacaktım sadece.
Senin kardeşin canıymış. Onun tırnağına taş gelse senin için kanarmış. Abi, bak beni bilirsin. Gözüm budaktan sakınma. Niye? Cesur olduğum için mi? Değil. Bilirim ki abim arkamdadır. Beni yalnız koymaz. Abi, kurban olayım, beni yine yalnız bırakma. Ama artık cesur olma sırası bende. Sana yemin ediyorum. Gözünü açtığım vakit intikamını almış olacağım. Sen yeter ki uyan abi. İzin ver. Senin kardeşin olduğunu ispat edeyim. Kurban olayım dayan abi. Benimle gurur duyduğunu görmeme izin ver. Dur kalk abi. Abi kalk. Abay benim. Ha babam, telefonu aldın demek. İyi misin? Sıla'ya ulaşamıyorum. Bir haber alabildiniz mi? İsviçre'ye gitmişler. Nari söyledi. Araştırmaya başladık. Anladım. Bir haber alır almaz bana da haber verir misin? Babamlar nasıl? Babamlar iyiler. Peki abay. Narinlere de göz kulak olun abay. Eve bir koruma gönder. Güvende olsunlar. Orhan, biz gereken her şeyi yapıyoruz. Sen merak etme, tamam mı? Sağ ol abay. Görüşürüz. Hadi dikkat et. Aramak istiyorsun değil. Evet ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Bedira'nın doğduğunu söylersen belki kızgınlığı geçer sana. Bilmiyorum anne. Ben yine hata yaptım galiba. Ona söyleseydim. Ya bir daha bana hiç güvenmezse? Keşke. Sıla. Olmuşla ölmüşe çare yok yavrum. Ne kadar zor günler geçiriyorsunuz bak. Ama çok şükür aslan gibi evladınız doğdu. Sağlığınız da yerinde. Her şey düzelecek, yolunu bulacak, korkma. Buran seni çok seviyor. Gör bak, affedecek seni. Öyle mi dersin? Haydi ara. Ne oldu? Kapalı. Varmışlardır değil mi? Kim? Ya baba kim olacak? Sılalar diyorum. He, varmışlardır tabii. Niye aramadılar öyleyse? Ararlar kızın vakitleri olmamıştır. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Ya ağzını hayra aç. Kötü bir şey olsa ben burada oturabilir miyim, değil mi?
Öyle. Ya hem sen yemeğini yesene kızım, bak buz gibi oldu. Narin, sen iki canlısın artık ha. Hadi kızım bebeğini düşün, yemeğini ye. Baba. Sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Sen de beni suçluyorsun değil mi? Ne suçlaması? Başımıza gelenlerden. Ya nereden çıktı şimdi bunlara? Bugün annemle konuştum. Her şey senin yüzünden oldu dedi. Aslında doğru söylüyor. Biz hatayı en başında ettik. Bizim sevdamız herkesi yaktı, kavurdu. Aa kızım. Sanki bilmiyorum töreyi. Ben sevdam için ölmeye razıydım ya. Bak ne oldu? Azladım gitti. Ben böyle bir başıma kaldım. Keşke ben de onun öyleydim baba. Ya böyle konuşma ha. Cenab-ı Allah'ın gücüne gider. Azat senin sevdiğindi, erindi. Ama benim de canım ciğerimdi. Ömrümce el kapılarında kulluk ettim. Niye? Çoluk çocuğum aç kalmasın, namerde muhtaç olmasın diye. Hatasıyla, sevabıyla ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Ne oldu? Sonra adamın biri geldi. Ciğerimi yerinden söktü götürdü. Ya demediler ki bunun sevdiki var, anası var, babası var. Ama ben ayaktayım ha, biliyorsun. Niye? Çoluk çocuğum için ayakta. İşte sen de ayakta olacaksın. Dimdik ayakta olacaksın. Karnındaki bebeğin için. O sana azadinin emanetidir ha, biliyorsun değil mi? Ona iyi bakacaksın, tamam mı? Hadi yemeğini ye kızım ya, bak buz gibi yaptın. Hadi yemeğini ye.